YouTube, selamünaleyküm. Rüya abiyle başlıyorum ben izninizle. Ok. Başla izin verdim. Ekran. Barış sana bir yumruk atarım. Bak beni delirtme ha. Hadi izle hadi. Ben sana osururum lan. Tamam. Senin osurundan ne olacak? Kürdan. 40 kilo bir şey bana osuracağım diyor. Gel ben seni bir osurayım da. Bir o gaz çalışmasından öyle amına koyayım ben. Bora baksana kasıma bak. Bak. Bir dakika. Baksana. Sen spora gittiğin için mi yayına öyle giriş yaptın? Nesi? Bakayım Allah'ım mi? Allah'ım bir şükür sana. O ne lan? O pirzola mı lan onu? Ben onu normal pirzolaların niyetine yiyorum ben onu. Eray sumoya geliyor mu? Manyak. Ne sumosu? Sumo güreşe var mısın? Yokum. Ben de öyle Eray'dan dayak yemem ha. Sumo var mısın güreş? Dayak yemem. İzliyorum. Merhaba ben Ruhi Çen. Zaman ilerledikçe hayatlarımızda pek çok şey değişir. Uzun bir süredir yapmadığım soru cevap videosuna hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Bugün size evimden sesleniyorum. Sorularınız cep telefonumda gözüküyor. Teker teker okumaya çalışacağım. Hiç unutamadığım bir keşfin var mı? Lut çölündeki 71 santigrat derecedeki dünyanın en sıcak bölgesi olan Gandon Beryan'da yürürken herhalde burada başka hiçbir canlı yaşamıyordur, gezmiyordur diye düşünmüştüm. Okuduğum popüler bilim sitelerinde de öyle olduğu yazıyordu. Eremia file canlısının bir alt türünün orada yaşadığını gören ve belgeleyen ilk kişi olduğum için çok mutluyum. Şimdiye kadar gittiğin yerler arasında seni... Bir dakika lan, bunu Rüya abi mi şey yapmış? Belgelemiş. Evet, ilk. Dünyaya. CCC işte oğlum Türk'ün gücü be. Yürü be. Helal olsun be. Yani bunlar aslında nasıl derler? Gündem olması gerekirken çok farklı bambaşka konular gündem oluyor ama dur bakalım hayırlısı. Rüya abime helal olsun valla. Bu güzel bir şey hocam. Seni en çok etkileyen hangisiydi? Dünyanın en tehlikeli yolu olan Karakurum ölüm geçidinden geçerken, dağları tırmanırken, neredeyse her köşede bir insanın hayatını kaybetmiş olma ihtimalini biliyor olmak ve o adrenalini yaşamak beni çok etkilemişti. Dünyanın en fakir ülkesi Burundi'de ise şehirler arası yolculuk yaparken, bir arabanın çarptığı köpeğin aç çocuklar tarafından sırtlanılıp yenilmesi için götürülmesi beni en çok üzen olay olmuş. Özel hayatını neden çok fazla paylaşmıyorsun? Afiyet daha olsun. Çok belgesellerimize odaklanmayı tercih ediyorum. İstediğimiz konularla çok alaka kurmadığımdan dolayı paylaşmadım. Ancak bu videoda bahsedeceğim. Tehlikeli yerlerde çekim yaptığınız içerikleriniz var. Ben izlerken bile tedirgin oluyorum. Bu yerlerde başınıza gelen olaylar, yaşadığınız korku dolu anlar oldu mu? Kanalın temel konsepti sınırları zorlamak, tehlikeli aktiviteler yapmak değil. Fakat bazı konuları görsel açıdan belgelemeye çalışırken ekibimle birlikte pek çok serüvenle karşılaşıyorum. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'na katılmıştım ve 50 metre arkama top düşmüştü. Yine aynı bölgede mayınlı araziden yürümek zorunda kalmıştım. Tabii tüm bunlar o anki adrenalinden dolayı riskli hissedilmiyor fakat hayati risk taşıyor. Gezip gördüğün yerlerden en beğendiğin yer neresiydi? Tanzanya'da yapılmış akraba evlilikleri nedeniyle dünyanın geri kalanına kıyasla 12 kat daha fazla albino çocuk dünyaya geliyor. Ve orada bazı insanlar albinoların çok beyaz olmalarından... Biz dün savaş kazandık ha. Erasetbos o ne demek lan? Azerbaycan... Azerbaycan kazandı mı? Evet, Azerbaycan kazandı. Allah Allah. Koymuşuz. TCCL. Helal olsun. Harbi mi diyorsun ya? Valla ben görmedim hiç. Baya yakından takip ettim mevzuyu. Keşfetimi hiç valla görmedim hocam. Güzel valla ne güzel. Dolayı kol ve bacaklarının kesilmesinin ve yenmesinin birçok hastalığa şifa olduğuna inanıyor. Birçok katliam yaşanıyor. Korunma altındaki bazı albinoların tutulduğu, korunduğu köye gitmiştim. Ve bu masum insanların, çocukların tatlı köyü en beğendiğim yer oldu. En zorlandığım belgesel videosu hangisiydi? Dünyanın en soğuk yeri Yakutistan'da çektiğimiz belgeselde ne kadar kalın giyinirsek giyinelim dışarı çıktığımızda 5-10 dakikada inebiliyorduk ve hemen bıçak batması gibi acılarla karşılaşıyorduk ve kameralarım soğuktan dolayı sürekli kapanıyordu, bataryaları değiştirmek zorunda kalıyorduk. Nefes alamadığımız bir video oldu. Neden bu kadar az video atıyorsun? Bir ara 6 ay video atmadığını hatırlıyorum. Bazılarınız biliyor benim bu kanalın dışında yayın yaptığım yabancı dillerdeki 10 Discover with Rui Chenet, Rui Chenet Espanyol, Rui Hindi. Çok kanal var, çok. O ne oğlum lan? Lan az buzda değil ha takipçileri. İzlemeleri çok. Abo. Allah bereket versin. Parayı vur. 15 kanalım daha var. Dünyanın en çok konuşulan dillerine içeriklerimizi uyarlayarak dünya genelinde 2 milyar izlenme elde ettik. Kısa bir süre içinde oldu bu. Ancak bu süreç beni ve ekibimi çok fazla yoruyor.
YouTube üzerinde büyük kitlelere ulaşmak nasıl bir his, başardım duygusunun senin üzerinde etkisi nedir? Tatmin edici bir hissiyat, çok mutluyum. Ancak benim için serüvenin yeni başladığını hissediyorum. Bana bu hazzı veren büyük kitlelere ulaşmak değil, içeriği üretiyor olmak. Sorularınıza kısa bir ara verip bu videoların size saniyeler içinde ulaşmasını sağlayan ve bana ve ekibime hızlı ve kesintisiz internet deneyimi sunan bu videonun sponsoru Türk'sünüz. Keşfettiğin, gezdiğin yerlere kaç kişi gidiyorsunuz? An itibariyle alanının en iyisi olmak için çalışan 10 kişilik bir ekibimiz var. Bizim 10 kişilik ekip var da yani. Biri tecavüzcü, biri psikopat, biri snipercı. Öyle demeyelim, ciddi alacak. Vallahi bilmiyorum. Yani, yani deme, vallahi ciddiye yani, alıyorlar. Dızcıya, ya ben Dızcı'ya bir şey söylüyorum. Ya diyorum ki Dızcı diyorum, bak şunu şöyle yapalım diyorum. Abi onu öyle yapmayalım diyor. Ya kardeşim, bu ekibin baş adamı ben değil miyim şu an Dızcı? Ben değil miyim? Evet. Tamam. Benim Aynen. isteğim olmayacak mı baba? Sürekli de olmayacak şimdi. Götün kalkmasın yani. O zaman bu ekibi... Lan ben sürekli demiyorum ki. Ben Dızcı'ya istediğimi yaptıramıyorum ki. Dızcı bana şey diyor. Ya bro şey yazdım. Dızcı dedim, kanalı niye video atmadın? Dayıko dün bilgisayar başına geçemedim amına koyayım falan yazıyor böyle. Ulan amcık millet o video bekliyoruz lan, millete ne diyecek? Millet de gelip beni sorumlu tutuyor sonra. E bu ekip olmak mı yani? Bu mu hocam burada ya? Bunu bir düzeltelim. Ben de ama böyle samimi bir, ortam. Ben de böyle bir ekip. Bedo'ya baksana amına koyayım Bedo'ya ha. Niye ben ne yaptım? Çocuk hocam duvarı gördün mü Eray? Ben niye yaptım? Yo çocuk diyelim ki 18 oldum. Duvara bak. Duvar. Bende de var bir tane arkada. 100 bin. Geliyoruz ama bekleyin. İnanmıyoruz. Ve 15 farklı dilde yayın yapmak için bizimle çalışan 45 kişi de ekibimize dahil durumda. Çekimlere kaç kişi gittiğimiz... Arkadaşlar biz ekip arkadaşları arıyoruz. İlgilenen varsa... İlgilenen varsa mailden ulaşsın bize. Her türlü işi yapacak. Her türlü işe koşarım diyen varsa bize ulaşsın hocam. Özeline yazma ya, baktın mı? Hamballık. Arkadaşlar çorap bağlı çıkartacak. Ona yayın sonu bak. Sesine. Olarak değişiyor. Genel olarak 2 veya 3 kişi gidiyoruz. Videoları çekmeden önce nasıl hazırlıklar oluyor? O süreçte ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Hazırlıklar en az bir ay öncesinden başlıyor. Vize almak, rehber bulmak, şoför bulmak, rehber İngilizce bilmiyorsa bir tercüman bulmak, eksik ekipman varsa satın alınması, araziye uygun kıyafetlerin bulunması, uçak biletlerin alınması, rezervasyonların konaklama için yapılması ve en önemlisi işlenilecek konuyla alakalı ön araştırmaların haftalar öncesinden başlanılması ve röportaj yapılacaksa soruların hazırlanması, hazırlıkların içindeki bazı detaylar. Bir videonuz ne kadar zahmetli oluyor ve ne kadar para harcanıyor? Bir videonun araştırılması, çekimi, kurgusunun yapılması, 16 dilde üretilmesi ve diğer detaylar yaklaşık 60 gün sürüyor. Daha fazla sürdüğü de oluyor ve şimdilik video başına 10.000 ile 100.000 dolar arasında para harcanıyor. Ne? Oo. Çok para ya. Video başına. Ama oğlum bak şimdi şöyle düşünün. Bak şimdi şöyle düşünün. Adamın belgesel tarzı çektiği videolar var, tamam mı? Bunun yanında kameraman ücreti, kameramanla birlikte bir otelde kalıyorlar büyük ihtimalle. Ondan sonra yemesi içmesi, ondan sonrasında o belgesel şeyin, pardon, belgesel çekmek için gerekli yerlerdeki izinler, bazı o tarihi yerlerde galiba para istiyorlar sanırım. Gider tabii oğlum. Oğlum şu an, oğlum ya, şu an mesela bir bilet ne kadar? Bir bilet ne kadar ya şu an? Atıyorum mesela şu an bir ay öncesinden bakalım. Nereye gidelim mesela atıyorum. Nereye gitmek istesin Rüya abi? Hindistan. Hindistan'a gitsin bakalım bir. Hindistan çok pahalı bu arada. Uçak bileti diyelim mesela. Orada bir belgesel yapsın diyelim. En ucuz Hindistan uçak bileti bulalım bir. Bakalım hocam. Ekim'de mi gidiyorduk? Tamam 30'da gidelim. Dönüşte 5 olsun. Bak İstanbul Sivas mı? İstanbul. Ucuz. Ula bakalım ya. Adam gitti zaten. Ya oğlum örneklendiriyoruz şu an. Mesela bir daha gider. Hani, bir daha gidecek olsa. 5000 liraya evet. Gidiyormuş değil mi şimdi? 16.000 ben... lira. 2 kişi kaç para etti burası chat? 32. 32. Yani, bu arada yarım ya yani. Bu gidiş dönüş mü bu arada? Olabilir. Gidiş dönüş olabilir. Yani zaten uçak biletlerinin maliyeti hani gidiş dönüş falan bir kişinin galiba bir de bu. İyi para yani. İyi tutuyor yani hocam.
Yani bir de mesela bir yerden önce ceza almazsa daha fazla tutuyor bu arada. Evet. Bir de oha, oha denmemesi lazım yani. Tutabilir harbiden. Devam. Videoyu çektikten sonra hemen dönüyor musunuz? 3-4 kişi mi gidiyoruz dedi. Oha! O zaman tamamdır. Bazen 3-4 yok kişi dedi. Oralarda biraz daha geziyor musunuz? Bazen dönüşleri bir gün geciktiriyoruz ve son günü keyif günü ilan ediyorum. Ve bu vakti aklımın ucunda kalmış olan dönmeden önce görmek, yapmak istediklerimi ayırıyorum. Ancak son zamanlarda geriye dönük bağlarımın ne kadar güçlü olduğunu tekrar keşfettim ve bir yanım bir an önce dönmek istiyor. Bize kendini anlat, çocukluğunu, yaşantını ve YouTube'a başlama sürecini. 6-7 yaşlarında hayvanlar alemine ve dünyanın farklı kültürlerine büyük ilgi duyuyordum. Köpek sahiplenmeden önce köpeklerin yaşantısıyla alakalı 220 sayfalık bir kitap okumak o yaşlarda benim çok sevdiğim bir aktiviteydi. Dünyanın en ücra köşelerinde kalmış ülkelerin başkentlerinin neresi olduğunu bilmek, önemli şehirlerinin nüfusunun kaç olduğunu bilmek yine çok sevdiğim alanlara giriyordu. Öğrenmek ve öğrendiğim bilgiyi paylaşmak benim için hep bir tutkuydu. Daha 10-11 yaşlarındayken günlük edindiğim bilgileri yazdığım A4 formatında haber sayfalarım vardı. Bu oluşturduğum sayfaları evin duvarlarına veya kapılarına yapıyordum. Hayatlarınız benziyor her ay. Benim hayatım uyanıyorum. Uyanıyorum. Uzanıyorum. Yemek yiyorum. Yayın açıyorum. Sonra bir daha uyuyorum. Uzanıyorum. Yemek yiyorum. Yayın açıyorum. Uyuyorum. Kitap okuyorum. Aynı. Yapıştırır ve aile... İnanmıyorlar. Deden bu arada okuma. Maç bitti. Ok. ...birilerinin okumasını sağlardım. Aslında o yaşlarda yayın hayatım başlamış. Üniversite yıllarımda öğrendiğim kodlama tekniklerini paylaştığım bloglarım vardı. Bilgibizden.com isminde bir web sitem vardı. YouTube'a ilk yüklediğim video 18 yaşında gitar öğrenirken amatör bir şekilde çektiğim gitar öğrenme videoları oldu. Videoların çok hit aldığını Allah fark edince Allah. Bilgibizden.com'da paylaştığım genel kültür bilgi... Lan yazmayın lan, ban yiyeceğiz lan. Oğlum görmediniz mi lan? Bugün Twitch seyredeki yayıncıları banlıyor lan bu Twitch. Lan yazmayın lan, ne olur lan. Vallahi ban yemeyin oğlum lan. Banlıyorlar oğlum, banlıyorlar. Afları yok. Kimseyle iletişimi de kuramıyorsunuz. Açmıyorlar banınızda. Yazmayın. Bilgilerini video formatına uyarlayarak 2012 yılında bu YouTube kanalını açtım. YouTube'a başlamadan önce... Bu arada chat'e abone olduğuna falan sakın almayın. Time atlamayın da. Bırakın o... Yazmayın dedikten sonra yazan gerizekalı varsa ban yesin yani. Bu kadar basit, anladınız mı? Yok yok. Adam eleyelim böyle. Sıkıntı yok. Nasıl bir hayatım vardı? Çok meraklı, çok sosyal bir çocuktum. Lise 1'de ağır bir grip geçirdim ve hastaneye kaldırıldım. Sadece lise 1'den değil, 2'den ve 3'ten dahi birçok arkadaşım ziyaretime gelince hastanede çalışan insanlar çok şaşırmıştı. 70-80 kişinin bir çocuğun hasta olduğunda ziyaret ettiğini düşünün. Şu sıralarsa sosyal hayatımda insanlara ayırdığım vakti bilinçli olarak kıstım. Şu ana kadar gittiğin yerlerde en şaşırdığın gelenek ya da gördüğün milletlerde en değişik yaşam tarzı olan millet hangisiydi? 15 yıl önce üniversite 1'e giderken Himalaya dağlarının eteklerinde çok izole olan bir köyü ziyaret etmiştim. Kadınlar birden fazla erkekle evlilik yapıyordu. Bir kadının iki... Bu Müge Anlı'ya çıkan 3, 4 bazense 5 kocası oluyordu. Anaerkil bir yapıya sahip olan bu köydeki ailelerin yaşam tarzı beni çok etkilemişti. O sıralar belgesel üretmiyordum. Şu anki abi, durumundan hedefli. Memnun musun? Hedefli... Abi hangi köy? ...lerinin ne kadarını başardın ve gelecek hakkında planların nelerdir? Kanalın gidişatından memnunum. Yıllar önce koyduğum hedef sadece 1000 aboneye ulaşmaktı. Şu an 6-7 milyon civarında bir aboneye sahibim. Yabancı dillerdeki kanallarımla birlikte dünya genelinde 15 milyon abonem var. Yıllardır artık abone hedefi veya izlenme hedefi koymuyorum. Artık sadece keyif almaya ve ekibimi geliştirmeye çalışıyorum. Çok özeline girmeden nerede... 15 milyon abone, yabancı kanaldan aylık... Kaç bin dolar gelir chat? Her aboneden 5 dolar kazansa. İyi para. Yine bak, dedikoduya girdik amına koyayım, dur ya. Nerede doğdun, büyüdün, hangi şehirlerde yaşadın? Aydın'da doğdum, Manisa ve Bandırma'da büyüdüm. Hindistan'ın bazı şehirlerinde yaşadım, İstanbul'da yaşadım, Antalya'da yaşadım. Hemen bir social bir linkleri hazırlayabilir miyiz hocam, Ruhi Cennet'le alakalı bir bakalım. Bir dönemler biraz toplumdan uzak kalmak isteyip küçük şehirlere de taşındığım oldu. Şu an İstanbul'dayım. Seni bu hayatta en mutlu eden şey nedir? Tüm ailemle birlikte keyifli bir gün geçirmek. Yeterli benim için. Şu aralar neyle meşgul oluyorsun? Dünyanın en az gidilen ülkesi Nauru'ya seyahat ettim yakın zamanda. Onun post prodüksiyon aşamasındayız. Daha önce dünya genelinde kimsenin, hiçbir kurumun yapmadığı çok ilginç bir belgesel paylaşılacak bu kanalda. Tehlikeli yerlere gitme kararı aldığında ailen bunu nasıl karşılıyor ve seni nasıl bekliyor? Oğlum bir ara Rui Çenet abim, Murat abi GF'li falan arasıydı. Ne oldu lan? Düğününe falan çağırmamış galiba.
Niye öyle oldu acaba? Bir şey mi oldu ya? Ben hatırlıyorsunuz değil mi o zamanları? Ya dedikoducu musun? YouTube'da videoları var. Yok, en yakın arkadaşım da biliyor diye. Ya dedikoducu falan değilim oğlum. Ne bileyim hani böyle ikisi de böyle bambaşka bir ikiliydi ya böyle ben farklı karakterli insanları bir arada görünce ya, benim çok hoşuma gidiyor. Seni yani. Çağırmadı. Oğlum bak sus ondan sonra gelip yayında ağlıyor ya. Allah Allah. Diyorlar evden çıkarken ya dönemezsem korkusu yaşıyor musun? Tehlikeli bir yer ise gideceğim yer bunu belli etmiyorum. Döndükten sonra haberleri oluyor. Ya geri dönemezsem gibi endişe verici unsurları o an hiç düşünmem. Sadece sonuca odaklanırım. Videoları hangi ekipmanlarla çekiyorsunuz? En çok bu sıralar Sony FX3 modelini... O ne oğlum? ...deki sinema kameralarımızı kullanıyoruz. Her ışığa, ortama ve... Oğlum helal olsun adam harbi işini yapıyor amına koyayım. Alan derinliğine uygun lenslerimiz mevcut, hava drone'u, su altı drone'u, aksiyon kameraları, neredeyse her şeyimiz var. Aileni tanıtır mısın? Ailenle bir gününüz nasıl geçiyor? Bir kız ve bir erkek olmak üzere iki bebeğimiz var. Ben? Kızımız 24 aylık, maşallah. Oğlumuz ise maşallah. 6 aylık. Eşimle vaktimizin çoğu çocuklarımıza, bebeklerimize dünyayı tanıtmak, onların deneyim edinmesine tanıklık etmek ve onlarla keyifli anlar yaşamakla geçiyor. Doğum günün ne zaman? 20 Ekim 1990. Kaç dil biliyorsun? İngilizce ve... Oğlum izlediğim YouTuber'lar böyle evlendi. Şu an arkadaşlarım da böyle evlenmeye başladı. Oğlum büyüdük lan. Türkçe vallahi konuşuyorum abi. Fakat 8-9 farklı dildeki temel sözcükleri ve büyüdük kalıpları lan. Hakimim ve dünyanın neresine gidersem gideyim bu bilgi iletişimin bir şekilde aynen devam etmesini sağlıyor. Dünyayı gezerken tanındığın oluyor mu? Ortak bir dille anlaşamıyor olsak da Singapur'da, Hong Kong'da, New York'ta, Brezilya'da, Kore'de pek çok yerde tanındığım, tanıştığım güzel insanlar oluyor. Dünyaya açılma fikri nasıl oluştu? Bu fikir kanala ilk kurduğum 2012 yılında aklımın bir ucundaydı. Fakat bu operasyonu gerçekleştirdim. Bilecek ekibi 2021 yılında toplayabildim. İlginç bir bilgi, Yakutistan'da çektiğimiz ilk video dünya genelinde toplamda 185 milyon defa izlendi. Aynı zamanda TR'nin Mr. Beast. 2021 yılında bu video YouTube Türkiye tarafından yılın en iyi videosu seçildi. Yılın en popüleri Dünya'nın Soğuk, Camlı Kız, Yeni Sevgilim Şakası. E bizim GTA 5 nerede? Şey, Baran? O 11. oldu. 11. miydi o ya? Evet evet 11. 2022 yılında ise yılın en iyi videosu dünyanın en fakir ülkesi Burundi'de çektiğimiz. İkiye bak. İkiye bakalım kız arkadaşım yaşlan mı? Enes'im yapıyor bu. Video oldu. Ya. 2023'te de... Konuşan kediler ne alakaydı orada harbiden ya? Nauru'da çektiğimiz videonun olması... Konuşanlar da var. Yaz shot extra. Hoş geldin bebek. Bugün sıkıştın mı bakalım bebek? Yoldu. 2023'te de Nauru'da çektiğiniz videonun olması muhtemel. YouTube harici başka sosyal medya platformlarını aktif kullanıyor musun? Instagram kullanıyorum ve birçoğunuz beni Instagram'da takip etmiyor. Ruhi Cennet ismini... Patlak mısın bebek ne? Sen manyak mısın ya? Remezunal. Aklına nereden geldi? Instagram'da aratıp beni bulursanız ve takip ederseniz sevinirim. Yakın zamanda Instagram'da ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir paylaşımım olacak. Diğer kanallardan en büyük farkınızın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Perspektif, düşünce tarzı ve videolara harcanan emek süresi. Belgeselleriniz çok özel. Hiç TV kanallarından teklif geliyor mu? Evet ama istemiyorum ve bu arada yaptığımız bazı projeleri TV kanallarına veriyoruz. Örneğin Amerika'da Right This Minute isimli bir TV programı bir YouTube videomuzu kullanmıştı. Yakın zamanda bazı havayolu şirketlerinin eğlence sistemlerinde de bazı videolarımızı izleyebileceksiniz. Paralı üyelik olan katıl butonunu göremiyorum. Kaldırdın mı? Kaldırdıysan neden kaldırdın? Herkesin dünya genelinde izleyici içerikleri harcadığımız enerjiyi bölüştürmek istemedim. Katıl butonunda hala üye olan bazı insanlar vardı. Bu insanlara bir noktadan sonra içerik yetiştiremedik ve yetiştiremediğimiz için geriye dönük para iadeleri gerçekleştirildi ve aynı zamanda bu üyeler arasında üye olduğunu unutan ve hala para harcayan insanlar olduğu için katıl butonunu kanaldan kendi kararımla iptal ettim. Her ne kadar bu üyeler arasında bu kanala gönüllülük esaslı destek olmak isteyen... Adam paranın amına koyuyor. DJC'ne ne diyorsun ya? ...üyeler olsa da doğru olan karar katılı silmekti. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Tamam adam para kazanıyor da... Ama adam hakkını vererek yapıyor yani bunu, anladınız mı? Yani paranı amına koyuyor. Hani sanki bir böyle bir şey bir hani biraz bir cephe almış gibi konuştun geldin bana. DJK'ye falan sana diyorum bak. Yarın öleceğini öğrenseydin bugün ne yapardın? Sonsuz anılar yaratırdın.
İç dünyanda kendini kaç yaşında hissediyorsun? 33. Yani şu an içinde bulunduğum yaş. Karma'ya inanır mısın? Karma belirsizlikle giydirilmiş bir masaldan ibaret. Evren bizim hakkında kanunlar saptayabileceğimiz basit bir özne değil. Bu hayatta daha gerçekçi olmak lazım. Yabancı YouTube dünyasına nasıl girdin ve ne tip tekniklerle kanallarını büyüttün? Bu videoda teknik detaylardan bahsedecek olursam bu videonun süresi saatler alır. Belki de çekimler günler boyunca... Evet, bunu bu arada ben de buradan duyuruyorum. Ben de kendi YouTube kanalımı videoların süresini kısaltacağım. Açıklıyorum bunun sebebini. Chat, ben bugün Baran bana bir şeyler gösterdi. Nereden ya, aklına geldi ya? Baran açtı, tamam mı? Benim GTA 5 videosunu bildiniz. Bildiniz o, bildim diyeyim mi? Abi bildim. Video 1,5 saat, yani bazıları 2 saate yakın. Videonun sizce kaç dakikası izlenmiştir 1,5-2 saatten? Yarım saat. Kaçtır sizce? 20 dakika. 15 dakikası. Abi 19 dakikası falan izlenmiş 1,5 saatlik videonun. Sonra FIFA'ya girdik. FIFA videosu da 2 saatlik bir video. Amına koyayım, millet 19 dakika izlemiş. Yani abi yani, yemek yerken izliyorlar herhalde. Yani demek ki o aslında geçiş yerleri 20 falan. 20 dakika. İnsanlar aslında bir nevi aslında orada bir video salıyormuş ya. Bak bunlar da önemli. Yarın bir gün YouTube'a girecek arkadaşlar, bunları da bilin. Aslında salıyordan ziyade Eray, cidden yemek yerken evet. Yemeğin bittiği an ben videoyu kapatıyorum. Yani ama chat, siz de öyle yapıyor musunuz? Ben de yapıyorum yani. Bende bir de şey var, video akıcı olmazsa mesela ben onu da kapatıyorum harbiden. Mesela o da var. O da önemli bence. Yani şu an birçok ya Mr. Beast'in bence en çok izlenmesinin sebebi videosu çok akıcı oğlum adamın. Ama dediğim gibi yani onu en minimalist seviyeye indireceğiz artık. Okey. Devam. Devam ediyor olur. Temel olarak bunu öğrenin, tamam mı? Yarın YouTube'a girin, bak daireden son çıkan kazanları atarsınız falan. Öğrenin bunları. Bırak ana kanalımın kataloğundan başarılı olacağına inandığım 23-24 videoyu seçtim. Tamam abi. Ve bunları sıfırdan kanalları açarak yükledim ve bu ülkelerde hiçbir kitlen ve... Sen kazandığın paranın hakkını veriyor musun? Vallahi günün, pardon, 30 günün 25-26 günü yayın açıyorum. Hani insanları da bir nebze olsa eğlendirdiğimi düşünüyorum. Onun haricinde yani farklı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Hani farklı bir şeyler yapmaktan kastım hani sadece nasıl derler, oyun oynayarak değil, hani böyle bazı insanlarla tanışıp bir şeyler yapmaya falan da yapıyorum aynı şekilde. Yapmıyoruz. Arkadaşlar şu an trollemenin bence bir anlamı yok diye düşünüyorum ben. Yani ayda 115-120 saat ben yayın açıyorum ben. Twitch'ten şu an hani bir nasıl derler, anlaşmam vesaire falan da yok yani. Onu söyleyeyim hocam. Onu söyleyeyim. Hani tabii ki de bir nasıl derler. Asgari neydi, saat mi neydi lan, alıcı bir şey vardı. Asgari ücret. Yok, asgari saat var. He, bir çalışma mesela, normal bir çalışan gibi değilim ama ben de hani elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum yani arkadaşlar, öyle söyleyeyim yani. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun yani. Karşılığım evet. Olmamasına rağmen kendim ben adam işte. Kick hayırlı olsun diyor. Ben bir şey dedim mi sana? Ben sana kickle alakalı bir şey dedim mi bro? Ben sana kickle alakalı bir şey dedim mi ya? Biraz gergin gördüm seni. Ya ben bir konuşma yapsam kick hayırlı olsun geliyor direkt baba ya. Kısa bir sürede kitleler oluşturdum ve yeni izleyicilerimle buluştum. Başarı büyük ölçüde içerikte ve algoritma. Sağ olun ama eyvallah. Algoritmayı iyi tanımakta ve içeriğin hazırlanma dinamiklerinde sakla. Peki bundan sonraki planın nedir? 12 yıldır bu platformdayım ve 2018 yılında A'dan Z'ye YouTube'dan para kazanmak başlıklı bir eğitim seti yayınlayarak size tüm bildiklerimi öğretmiştim ve birçok kişi 10.000 aboneye geçmişti. Hatta aranızdan 3-4 kişi 1 milyon aboneye geçti. Günümüzde YouTube'un arayüzü değişti ve YouTube'a birçok yeni özellik ve eklenti geldi ve benim bilgi haznem geçmişe kıyasla çok daha fazla arttı. Yurt dışında her ülkede neredeyse başarılı olmayı da deneyimledim. Ve bu yılın sonunda tüm bildiklerimi tekrar toplayarak size çok kaliteli bir eğitim seti daha yayınlamayı düşünüyorum. Ve yeni yayınlayacağım eğitim setini izleyecek, zaman ayıracak ve dediklerimi harfiyen uygulayacak insanların başarılı olacağına inanıyorum. Umarım bu soru cevap videosu hakkımda merak ediyor olabileceğiniz konulara ışık tutmuştur. Bir sonraki belgesel videomuz bugüne kadar en çok emek verdiğimiz belgesel videomuz olacaktır. Abone olmayı ve beni Instagram'da Ruhi Cennet ismini aratarak takip et. Güzel, yararlı bir video olmuş aslında ama bir nevi de Ruhi abimizin olaylarını bir dinledik hocam. Sohbet etmiş.